Herkese merhaba, ben İmge. Yine uzunca bir aranın ardından beraberiz. Bu kanalı yakından takip eden arkadaşlarım çok iyi bileceklerdir. Bir süredir buraya video yüklemeyi biraz ihmal ettim. Ancak kendimce bir takım sebeplerim vardı. Kendimi dinleme, ne istediğimi bulma ve özüme kulak vermem gereken bir dönemdi. Dolayısıyla buraya video yüklemek, sadece video yüklemek için video yüklemek doğru olmayacaktı. Diğer platformlarda da oldukça aktiftim bu arada. Hala beni takip etmiyorsanız Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Orada, burada olduğumdan biraz daha aktifim. Yine aynı motivasyon üzerine, enerjimizi yükseltmek üzerine paylaşımlar yapmaya tam gaz devam ediyorum. Şimdi hiç lafı uzatmadan şu aradaki açığı da hızlıca kapatmak adına hemen bugünkü konumuza geçelim istiyorum. Bugün zihnimizin bize söylediği yalanlar ve aslında gerçekte ne söylemek istediğinden birazcık bahsedeceğim. Pek çoğumuz her zaman mutlu ve neşeli olmamız gerektiğini düşünüyor. Aksi bir durum söz konusu olduğu zaman da işlerin yolunda gitmediğini düşünüyor. Sahip olduğumuz duyguları kabul etmeyip onları yargılamaya başlıyor. Halbuki onlarla derin bağ kurabilecekken, duyguların bize söylemek istediklerini dinleyip kulak verip almamız gereken mesajları alabilecekken kendimizden uzaklaşmaya başlıyoruz. Yaşadığımız duyguları görmezden gelmeye başlıyoruz. Dolayısıyla kendimizden de uzaklaşmaya başlıyoruz. Zihin müthiş bir mekanizma ve aynı zamanda eğer doğru kullanabilirseniz onun açıklarını bulabileceğiniz de bir mekanizma. Eminim siz de farkındasınızdır. İç sesiniz, yani bize iç ses gibi gelen ilkel beyin dediğimiz şey daima konuşuyor. Siz iyi bir şey yapsanız da, kötü bir şey yapsanız da hep bir ilkel beyin sizinle bir muhabbet içerisinde ve sürekli de olumsuzluğu konuşuyor. Neden yetersizim, neden başarısızım, neden bunu başaramadım, neden orada değilim, neden hayal ettiğim hayatı yaşayamıyorum, neden ben mutsuzum gibi bir takım sorularla sürekli içeride, zihninizde sizi sorgulamaya başlıyor. Siz ona kulak verirseniz sizi zaten ele geçiriyor ve emeline ulaşmış oluyor. Siz hayatından mutlu olmayan, keyif alamayan, kendi gücünün farkında olmayan bir bireye dönüşmüş oluyorsunuz. Ancak onun söylediği hikayeleri duymazdan gelirseniz, onun anlattığı hikayelere alternatif hikayeler geliştirebilirseniz, alt metninde aslında size verdiği mesajları almaya başlarsanız, işte o zaman gerçekten kendiniz olmaya başlıyorsunuz ve hayatınızda aslında hayal ettiğiniz gibi bir hal almaya başlıyor. Peki o zihnin bize anlattığı hikayeler ne? Aslında altındaki gerçekler ne? Örneğin İlk hikayemiz bellidir ve genelde hep bunu duyarız. Her zaman iyi hissetmemiz gerekir. Böyle durumlarda görmezden geldiğimiz bir şey var. Duyguların hepsi bize ait ve bu duyguların hepsi yaşamın bir parçası. Siz bu duyguları görmezden gelirseniz bu sefer kendi yaşamınızdan da kaçmaya başlıyorsunuz ve kendi yaşamınızı da görmezden geliyorsunuz. Zihnin size anlattığı bu yalanı, sıklıkla size söylediği bu yalanı görmezden gelmek, olumsuzu olumluya çevirmek için yapmanız gereken kolay bir yöntem var aslında. Kendinizi üzgün, mutsuz ya da iyi hissetmediğiniz zaman bunların size ait duygular olduğunu ve bunların geçici duygular olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Ve o anki duygunuz neyse ona odaklanıp size neler söylemek istiyor, size ne hissettiriyor, size vermek istediği mesaj ne, siz bu duygudan ne öğrendiniz, size ne katacak, buna odaklanmanız gerekiyor. Buna odaklanmaya başladığınız zaman zaten daha verimli bir yaşam inşa etmeye başlıyorsunuz. Zihnimizi susmak bilmeyen bir diğer ses ise başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü. Pek çoğumuz başkalarının ne düşündüğünü o kadar önemsiyor ki hayatında o şekilde yaşamaya başlıyor. Onun standartları kendi standardı olmaya başlıyor. Kendinden vazgeçmeye başlıyor. Kendi alışkanlıklarından vazgeçmeye başlıyor. Kendini değersiz hissetmeye ve kendinden uzaklaşmaya başlıyor. Bizim sıklıkla yaptığımız hatalardan bir tanesi bence kendimize gerçekten ne istediğimizi sormayı unutuyoruz. Lütfen bunu sıklıkla kendinize sorun. Ben ne istiyorum? Gerçekten istediğim şeyi mi yapıyorum? Gerçekten istediğim yerde mi bulunuyorum? Çünkü bazen öyle anlar geliyor ki başkalarının istedikleri şekilde yaşayıp, başkalarının istedikleri, başkalarının planladığı hayatı yaşıyoruz. Bunun için çok uzaklara gitmenize de gerek yok. Bazen aileniz siz hayat planınızı yapmadan sizin planınızı çoktan yapmış olabiliyor. Oysa ki sizin hayaliniz belki de onların kurduğu planlar değil. O yüzden boyun eğmek yerine sizin için planlanmış hayatlardan, planlardan mutlu olmayacaksanız kendi planlarınızı, kendi hedeflerinizi koymanız gerekiyor. Kendi hayatınızı kendiniz yaşamanız gerekiyor. Başkalarının fikirleriyle değil, kendi hislerinizle, kendi yolunuza, kendinize güvenerek yaşamanız gerekiyor. Bu durumu iyileştirmek için yapabileceğiniz tek şey kendinize ve duygularınıza güvenmek olacak. Özünüze güvenmeniz gerekiyor. Gerçekten ne istediğinizi, yolunuzun nereye gittiğini bilmeniz gerekiyor. Yolda da muhakkak kendinize şefkatli ve nazik davranmanız gerekiyor. Bolca karşımıza çıkan vazgeçmek başarısızlıktır. Pes etmenin başarısızlık olduğunu düşünüyor. Oysa ki pes etmek başarısızlık değil. Yani bunu bir kere kabul etmeniz gerekiyor. Bizler büyüyoruz, gelişiyoruz, fikirlerimiz değişiyor, zihnimiz değişiyor, bakış açımız değişiyor ve gelişiyor. Dolayısıyla bir sene önce hayal ettiğimiz şey, bu sene bizim hayal ettiğimiz şey olmayabiliyor. Ondan vazgeçmiş olmamız bizim başarısız olduğumuz anlamına gelmiyor. Kendimize yeni yollar keşfetmiş olabiliriz, kendimize yeni alternatifler bulmuş olabiliriz. Eğer bunun başarısızlık olmadığını kendinize inandırmak istiyorsanız olayın diğer tarafından bakmayı deneyebilirsiniz. Sizin vazgeçtiğiniz şey sizin daha iyi bir yol bulduğunuz anlamına geliyor. Size artık hizmet etmediğine ve size hizmet eden yeni yollar bulmanız gerektiği anlamına geliyor. Eğer böyle düşünürseniz bu fikirden kolaylıkla çıkabilirsiniz. Unutmayın ki bu bir başarısızlık değil, bu hayatınızın değiştiği ve bakış açınızın değiştiğinin aslında bir kanıtı. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım burada bahsettiğim öneriler size de ilham olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.